Merhabalar Pandorlusu. Yine Enise hocamız geldi. Cozutmamız için buradayım. Gençler, Enise hocanın cozutması ünlü olmuş bu arada. Haberim var. Gençler gelelim son üniteleri doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu 17. ünite Anadolu'da İslam şu tahtadan bir tane soru çıktı geçen sene o soruya tekrar değineceğiz. O yüzden hani önemsiz gibi geliyor. Soniteler okuyup geçiyorsunuz. Önemliymiş demek ki çıktığına göre çoğu kişi de cozutmuştu. Siz cozutmayın. Gelelim Anadolu'da İslam. Şimdi İslamiyet'i nasıl kabul edildiğinden çok Türklerin İslamiyet'i nasıl kabul ettiğine bakacağız. Türkler İslamiyet'le tanışma Abbasiler döneminde değil aslında. İlk önce Emeviler döneminde Ömer bin Abdülaziz zamanında oluyor. Şimdi ama tanışıyorlar ama Emevilerin bir politikası var. Diyor ki Arap olmayan Müslümanlar ikinci plandadır. Mevali diyorlar onlara. O yüzden normal İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Asla. Ama bunlar böyle bir e, oyun yapıyorlar ve Türkler otomatikman bu dini benimsemekte ön yargılı oluyor. Asıl ön yargısız tanışma Abbasiler döneminde oluyor. 751 Artık bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum tarihten. Talas Savaşı'nda Çinlilerin değil Türklerin yanında oluyor. Zaten Çinliler bizim neyimiz? Düşmanımızdı. E baktılar ki yumuşak huylu bir din var. Hemen o tarafa geçtiler ve İslamiyet buradan sonra Türkler arasında yayılmaya başladı. İslamiyet'in Türkler arasında yayılmaya başladığı şehir Horasan, Mavera -ün nehir gibi yerlerdir. Horasan da Türklerin yeridir. Mavera-ün Nehir'de. Mesela Mavera-ün Nehir Orta Asya zaten bizim memleket Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında Türklerin İslamiyetle tanıştığı yerdir. Belki e, direkt sormayacağını düşünmüyorum ama şıklar arasında, maddeler arasında çıkarsa bu ne diye şaşırmayın ki daha önceden de anlatmıştım. buna iyi dinleyen Panda Ordusu burada kazandı. Gelelim ribatlara. Şimdi ribatlar sınır boylarında yani sınırlarda düşman saldırısını önlemek için mevki sınır boylarındaki mevkilerde askeri amaçlı kullanılan yapıdır. Yani karakoldur aslında. Daha sonra düşman amacı nedir? Düşman saldırısını önlemek için. Oraya koyuluyor. zamanla bu sınır boylarına konulan yer Kervansaray oluyor. Ribat'tan Kervansaray'a dönüşüyor. Kervansaray'a dönüşünce Türkleri İslamiyet'e yaymak amacında birçok kuruluşlar kuruluyor. Bu kuruluşların en önemlisine geçtik. Fütüvvet. Fütüvvet nedir hocam? Gençler fütüvvetin asıl anlamı, kelime anlamı fedakarlık, mertlik, yiğitlik demekti bekar ve sanatkar sahibi gençlerin oluşturduğu cemiyettir. Bekar, yiğit, sanatkar sahibi, güçlü anlamına da gelir aynı zamanda. Bekar bir genç topluluğu var, erkek topluluğu. Bunlar hem sanat sahibi hem de ticaretle uğraşanlar bir araya geliyor ve bir tek amaçları var. İnsanları iyi yaymak, doğru olanı yaymak ve İslamiyet'i yaymak. Hem de bir yandan sanatlarını yerine getirmek. Kurallarının yazılı olduğu kaynağı ne denir? Fütüvet. Fütüvet. Name. Bu kadar basit. Kuralların yazılı olduğu kaynağı da fütüvet name denir. Buradan çıkılmaz. Daha sonra burada dayanışma olur. Birbirlerini korurlar. Dışarıdan gelen yabancılara, Hoşgörülü davranırlar. Her zaman iyi ve doğru insanları teşvik ederler. Daha sonra bu ve zamanlı ahiliğe dönüştü. Peki hocam ahi kim? Kendi sanatında çalışanları. Evlenmemiş yani bekar. Erkekleri, gençleri ve bekar yaşamı seçmiş olanları. Mesela bazılarınız istese evlenir ama siz seçmişsinizdir ya. hani Onun gibi bir araya toplayan kimsedir bu ahi. Yani ahilik teşkilatının başkanıdır. Tekke zaviye bakımıyla ilgilenir. Konukların konuklara ikramda bulunur ahi. Topladığı topluluk amacı bir araya götürmek için kurulduğu kuruluş ise ahilik Teşkilatır İşte soru buradan çıktı. Tekke ve zaviyeleri bakımı ile ilgilenir dedi. Genç bekar erkekler dedi. İşte sanatkarlar dedi. E, konuklara ikramda bulunurlar, hoşgörü olurlar dedi. Hangisi dedi? Çıklarda ahirlik vardı. Ama sen ahirlik yerine başka bir şey işaretlediysen, beni de izlemediysen cozutlu, cozutmuş olacaksın gençler. Genç bekar erkek deyince aklımıza ahi buradan kutlayın. Zaten kendini genç bekar erkek deyince burada belli eder. Sanat deyince belli eder. Gelelim ahili teşkilatının toplumsal katkılarına. Ne gibi katkıları var? Şimdi göçebe Türkler var. Bir de yerleşik Türkler var. Türkler yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Hala göçebeler var mı? Var. İşte göçebe Türklerin, göçebelerin yerleşik yaşama uyması için iki topluluğu kaynaştırıyor aslında. Yerleşik Türklerle göçebe Türkleri kaynaştırıyor bu teşkilat. 2 Anadolu'da yerli halk yerleşik hayat seçmiş halk karşısında göçmen Türklerin hakkını savunuyor. Çünkü göçmen Türkler oraya sonradan geldiği için dışlanmalarını engelliyor. Hep hep bak iyi şeyleri teşvik ediyor. Üç, Asya'dan gelen sanatkar Türklerin yerli tüccar ve sanatkarlarla rekabet etmesini sağlıyor Hocam rekabet kötü bir şey değil. Rekabet ne kadar rekabet olursa o kadar çok satış olur ve o kadar çok iş ahlakı olur. Ama bu rekabet karşının kötülüğünü istemek değil. Kendinin iyiliğini daha çok adım atmak daha çok uğraşmak o yüzden bakın şıklara bunu koyar rekabet kötü bir şey bunu yapmamıştır der sonra çözültürsünüz cozutmayalım bu da var dedik dördüncü olarak Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için asıl hedefleri bu zaten Türkleşmek ve İslamlaşmak için fütüvet düşüncesi fütüvet düşüncesi neydi sana bekar ve sanat sahibi olan gençlerin kurduğu cemiyet İslam'ı yaymak yani. Bunları bir maddeye koymuşlar. Bu maddeyi de kaynağı da fütüvetname diyorduk. Yayılmasını sağlıyor ve gerçekten de o kadar yayılmış ki günümüze kadar gelmiş, ders kitaplarına girmiş. Buradan bir soru çıktı. Neden? Bir dahaki sene bir soru daha çıkmasın. Hemen tahtayı silip tekrar geliyorum gençler. Hop geldim çayımı da aldım. Panda ordusu ne yer ne içer. Bambu değil çay içer geçler. evet gelelim. Türklerin İslam anlayışına sebep olan bazı önemli şahsiyetleri. Bunu hayatımızın her aşamasında da görüyoruz. Neleri işleyeceğiz? Ebu Hanife, Cafer Es Sadık, Hacı Bektaşi Veli, Maturidi, Eşari, Mevlana, Ahi Evran... Yunus Emre, Ahmet İsevi, Hacı Bayramı Veli. Hocam bu kadar ismi nasıl ezberleyeceğiz? Ezberlemenize gerek yok. İsim olarak bilin. Bir de birkaç özelliğini bilin. Yeter. Size bu kadar ayrıntılı soracaklarını düşünmüyorum. Maddelerde... E, verilen şıklardaki maddelerde arasından seçip alacağınız kelimeyi bilseniz yeterli. Gelelim Ebu Hanife ile başlayalım. Asıl adı Numan bin Sabit'tir. Lakabı İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Doğum yeri Küfe'dir. Türklerin olduğu yerde doğmuştur. Aslen de Türktür. Hanifilik ekolünün kurucusudur. Türkiye'nin ve Türklerin hatta dünyanın çoğunluğu mezhebinin kurucusu kimdir? Numan bin Sabit olan İmam-ı Azam Ebu Hanife. Kitapları nedir? El fıkkıl ekber. Zaten gençler fıkıh ilminde baya önemli adımlar atmıştır. Çoğu fıkıh konularını bu Hanife'den öğrenmişizdir. Gelelim diğer eseri. El alim vel mutallim, el vasiyede. Diğer eserleri, eserleri daha fazla eser var mı hocam? Var ama bunları bilseniz yeterli. Peki nerelerde hakim olmuştur? Başta Türkiye. Orta Asya, Kuzey Afrika, Pakistan, Mısır ve Balkanlar Ebu Hanife'nin hakim olduğu yerlerdir. Gelelim Cafer Esad'a. Cafer Esad'ın diğerlerinden ayıran özelliği Hazreti Hadis soyundan geldiği ve 12 imamı benimsediği. İsna aşeriye Arapçadaki 12 imamın karşılığı İsna aşeriye de der. 12 imam da de der. 12 imam nedir? Hz. Ali'nin soyundan gelen 12 tane imamı inanç esaslarından sayar. O yüzden de Cafer Esad'a Cafer kurduğu mesele Caferiye demekle birlikte İmamiye de denir. Hocam ben İmamiye hiç duymamıştım nerede falan diye düşünmeyin. Caferet Sadık'ın mezhebi. Neyle uğraşmıştır? Hadis ilmiyle. Doğum yeri Medine'dir. i̇mam Malik ve Ebu Hanife ile görüşüyor. Bakın görüşmeleri önemli. Doğum ve ölüm tarihlerini özellikle yazdım ki hangisiyle çağdaş olduğunu bilin. Karşılaşma ihtimali olduğunu da bilin. Nerelere hakimdir? İran, Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan ve bunu bilmiyorsunuz bazılarınız ama Türkiye'de de varlar. Güneydoğu Anadolu'da, Caferiye mezhebi yoğunlukta. Gelelim Maturidiye. Maturidiye'nin doğum yeri Semerkant. Semerkant nereydi? Türklerin bulunduğu bölgeye, Semerkant deniliyordu bu bölgeye. Ve İslamiyet'i kabul etmiş Türklerin bulunduğu bölgeydi. Ebu Hanife ile görüşüyor. Zaten Ebu Hanife ile beraber aslında bu işi götürüyorlar. Ebu Hanife, yani Hanife ile birbirlerini sonuna kadar destekliyorlar. Kitapları Kitabul Tevhid ve tevhilatın Kur'an'dır. Kelam alemidir. İtikadi konularda sütlerin çoğunluğu biz maturidi mezhebine tabiiz. Diğer bir çoğunluğu da eşari mezhebi ama daha büyük bir çoğunluk olarak maturidi mezhebine tabiiz. Gelelim Şafii mezhebine. i̇mam şafi doğum yeri Basra'dır. Soyu Hazreti Muhammed'e dayanır. El Risale bakın bu El Risale kitabı o kadar çok alime kaynak olmuştur ki ve Kitabül Um adında kitabı vardır. Şafiilik mezhebin kurucusudur. Doğu Anadolu bölgesinde zaten Şafiilik mezhebini kabul eden birçok Müslüman var. Beni izleyen buradan Şafi olanlar yoruma belli etsin. Gelelim Eşariliğe. Eşariliğin kurucusu Eşaridir. kelam ilmiyle uğraşmıştır. Basra'da doğmuştur Eşari. E, mutezile diye bir mezhep vardı. İşlemiştik daha önceden. Mutezile'den ayrılmıştır. Farklı bir görüş ve farklı bir mezhep ortaya koymuştur. Ve bu mezhebe eşarilik, ehli sünnet denim diyerek eşarilik mezhebini kurmuştur. Kitabı nedir? Makalatül İslami Türklerin bir çoğunluğu da yine Eşarilik mezhebine tabidir. Gelelim Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi Batı Türkistan. Yani günümüz Kazakistan'da kendini göstermiştir. Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır. Zaten Türklerin İslamiyeti genelde bu mezheplerle beraber daha çok tasavvuf ilmiyle uğraşan insanlar yaymıştır. Çünkü edebi bir dil vardır. Bu edebiyatta dilden dile dolaşan bir e, derstir. O yüzden gençler edebi dil aslında İslamiyet'i yaymasına öncülük etmiştir. Orta Asya Türkleri hemen hemen hepsi Ahmet seviye tabidir. Nerelerde kendini göstermiştir? Taşkent, Seyhun, Harez, Mavera, Ünnehir, Türklerin bulunduğu Kafkasya, Anadolu, Balkanlar'da kendini göstermiştir. Hoşgörü deyince aklımıza aha, Ahmet Yesevi gelecek. Şiir deyince birçok şiirle uğraşan var ama Mesela Eşari şiirle uğraşmamıştır. Şıklarda eşari varsa onu eleyebilirsin ama Ahmet Yesevi şiirle uğraşmıştır. Başka kim şiirle uğraşmıştır? Yunus Emre doğum yeri Sivrihisar'dır. Bakın burası önemli. Eski Anadolu Türkçesiyle yazan ilk şairdir edebi bir dili vardır. Şiirle o kadar çok ilgilenmiştir ki tasavvufu da şiire sokmuştur. Türklerin yaşadığı tüm coğrafyalarda kendini göstermiştir ki günümüzde işliyoruz. Bir Yunus Emre'nin şiiriyle devam etmek istiyorum. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor ve Hazreti Peygamber'in sünnetini de hatırlatıyorum. İlim öğrenmek kadına da erkeğe de farzdır. Peki şu an siz ne yapıyorsunuz? İlim öğreniyorsunuz. Sevap pointi kaptınız. Hadi yine iyisiniz. Temizleyip geliyorum. Hop geldim. Gençler gelelim. Önemlileri sona bıraktım ama diğer ünitede zaten bunların ayrıntılarıyla işleyeceğiz. İki kere, üç kere bu isimleri işledik demek ki bunlar önemli. Gençler Mevlana Celaleddin Rumi, Konya. Bunu artık biliyoruz. Ne olursa ne ol yine gel diyen şeyhimiz. Doğum yeri Horasan'ın ben şehri. Hemen aklımıza getirelim. Horasan nereli, nerelerin olduğu toplumdu? Türklerin olduğu toplumdu. Horasan'ın ben şehrinde doğmuştur. Lakabı Celaleddin, Mevlana, Rumi, Belki gibi lakapları vardır. Şair Yazar, mutasavvuf ne demek? Tasavvufla ilgilenen demek. Alim, sufi yine tasavvufla ilgilenen mutasavvufun eş anlamlısıdır. Nereler nerede hakimdir? Horasan, Mekke, Medine, Bağdat, Şam ve türbesi nerededir? Konya'dadır. Konya'ya gidip de türbeyi görmeyen çok az sayıda kaldık zaten. Konya ortada bir şehir olduğu için. Oraya genelde özellikle Ankaralılar çok gider. O Konya'daki türbesine ve giderler orada bir Konya şekeri yerler. Yerken de beni hatırlarlar. Ne kadar şeker bir hocamız diye. Kaynağı nedir gençler? Diğer bütün alimlerin olduğu gibi Mevlana'nın da kaynağı Kur'an ve sünnetti. Kur'an ve sünnet dışına çıkmamıştır. Zaten sonda da söyleyeceğim bunların tek amacı vardı. Neydi? İslam'ı yaymak, Türkleştirerek yaymak İslam'ı. Yani tek amacı Allah rızası için İslam'ı yaymak. Bu kadar basit yani. Bu alimleri hepsini işlememizin nedeni bu. Peki kitapları nedir? Divan-ı Kebir, Mesnevi, fihi mafi gibi kitapları vardır. Mevlevilik görüşünün, Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Bir tane Mevlana sözüyle geldim. Tam ümidinizi kaybettiğinizde bunu yazın, panonunuzu asın. Tam ümidinizi kaybettiğinizde bunu okuyun. Üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir suretle bir gün mutlaka geri döner ki bunu Belki yaşadınız, belki yaşamadınız mutlaka geri dönüyor. Her hayırdan sonra bir şer, her şerden sonra bir hayır vardır diyoruz ve devam ediyoruz. Gençler, Bacihan Rum. Bu aslında çok büyük, bundan kadar büyük bir tarikat değil. Ama bunu da bilmemiz lazım. Hocam hep erkeklerden bahsediyoruz. Nerede kadınların gücü? İşte burada. Bacihan Rum adı üstünde. Bacı kardeş, kadın, kız kardeş anlamında. Kurucusu Fatma Bacı'dır. Anadolu'dan kadınlar, Anadolu'da kadınların oluşturduğu bir tarikattır. Tasavvuf ve maneviyatı işlemiştir. Aynı zamanda Bacıhan'ı Rum Kurtuluş Savaşı'nda gerçekten çok büyük zaferler elde etmiştir. İşte Türk kadınının gücü diyoruz ve geçiyoruz Ahi Evren'e. Ahiyelik Teşkilat'ın ilk kurucusu ad üstünde Ah evran nerede e, doğdu? İran'ın Batı Azerbaycan tarafındaki Hoy kasabasında dünyaya geldi. Horasan ve Mavera nehirde kendini gösterdi. Ahilik, tasavvuf, fütüvvet gibi konular işledi. Bakın, ah evran deyince şu da aklınıza gelir. Usta, kalfa, çırak üçlüsünü oluşturdu. Bir insan o zaman ne işliyordu zaten? Ee, Ticari faaliyetler arasındaki e, ilişkiyi işliyordu. İlk önce bir insan işe girmek istiyorsa, genç yaşta giriyorlar zaten, çırak oluyorlar. Direkt çıraktan ustaya geçemiyorlar. Kalp oluyorlar, sonra usta oluyorlar. Ve usta bunlara ders veriyor. Bu kültürü işleyen ahi evrandır. Hacı Bektaşi Veli. Bektaşilik tarikatının kurucusu bak Mevlevilik, Bektaşilik hala önemini kaybetmemiş tarikatlar. Asıl adı Muhammed'dir. Doğum yeri Nişabur'dur. Bektaşilik tarikatının kurucusu tasavvufla ilgilenmiştir ve Yeniçeri dediğimiz askeri teşkilatın piri hocası olarak seçilmişi kim tarafından? Osmanlı Devleti tarafından yani devlet tarafından destekleniyor. Kitabı makalat, insan eğitimi, sevgi ve nefs gibi konular işlemiştir. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Geçen Ahmet Yesevi'yi daha önce tahtaya yazdığımda Ahmet Yesevi'yi yazarken kitabını unutmuşum. Kitabı da Divanı Hikmettir. Onu da ekleyin. Ahmet Yesevi'nin. Şimdi kitabına söyleyince aklıma geldi. Belki karşınıza çıkar. Sarı Saltuk. Sarı Saltuk kimdir? Anadolu ve Balkanların manevi kurucusudur. Sarı Saltuk türbeleriyle meşhurdur. Sarı Saltuk türbesi ve Sultan Tekkisi türbeleriyle meşhurdur. Lakabı, Mücahit, Gazi, Mübarek, Ermiş, Alperen bütün bildiğiniz güzel şeyleri lakab olarak vermiştir. Türbeleriyle meşhur demiştik. Fakat asıl mezarı belli değildir. Ona saygılarından özür ötürü. Ee, tekkeleriyle meşhur ve türbeleriyle meşhur. ikisiyle de meşhur. Onun saygısından ötürü mezarlar ve türbeler inşa ediyorlar. Fakat asıl nasıl? mezarı belli değildir. Kesin bir şekilde gelelim Hacı Bayram Veli'ye. Hacı Bayram Veli Ankara'da müderrislik yapmıştır. Ankara'da Hacı Bayram Veli Hicabi'nin hemen yanındadır. Ankara'ya gelenleri bekliyorum. Müderris nedir hocam? Öğretmendir. Öğretmen demektir. Ankara diyelim şöyle. Kendine topluma adamıştı. Nasıl topluma adamış? Tasavvufu da işlemiş. Toplumsal sorunlar işlemiş. Yardımseverliği işlemiş. Zenginler ve fakirler arasında köprü kurmuş. Bakın bu köprü kelimesini zengin fakir arasında ve konar geçer Türkler ve yerleşik Türkler arasında köprü diyorsa aklımıza Hacı Bayram Veli'ye gelecek. Sosyal yardımlaşmayı işlemiş. Daha sonra Ankara'da Ankara'nın iktisadi gelişimine de önem vermiş. Dediğim gibi hepsinin tek bir amacı var. Türkleri Türkleştirmeden pardon, Türkleştirerek kendi özünü kaybetmeden İslamlaştırmak. Şuraya da değinmek istiyorum. Geçenlerde talihsiz bir olay yaşayarak Instagram hesabımı çaldılar. Onlara içimizden beddua etmekle birlikte belki bilmeyenleriniz var diye yine Instagram hesabımda da yazayım. Son başındaki E vardı. Onu sildik. Bir E'yi sildik. Sonuna M ekledik. Enis Hocam son iki M ile. Önden öncekileri ekleyen, başındaki E ile Enis Hocamı ekleyen dolandırıcıları eklemiş olur. <laughs> Enis Hocam sondan iki harfle. Hayır yanlış bir şey söylemeyeceğiz. Dinkiltir Hocasıyız. Sizleri seviyorum. Bir sonrakinde de görüşmek üzere. Neredeyse bitirdik. Görüşürüz.